Biliyorsunuz kışın ortasında yoğun bir operasyon sürdürülüyor. Mehmetçik helikopterlerle bölgeye indirildi. Hedef Kandil ile Sincar arasındaki irtibatı kesmek. Gara Pençe Kartal 2 operasyonunda neler oluyor? Operasyon neden önemli? İnceleme haberimizi izleyeceğiz. Ardından saat başında birlikteyiz. Türk savaş helikopterleri yaklaşık 40 kilometre sınırın içine girdi. İlk kez böyle bir harekat yapıldı. Coğrafya sert, koşullar zor ama komando dağda. Operasyonda Kandil ile Sincar'ın arasındaki dağlık bölge bağlantısı Gara'da teröristlerin yaşam alanları, sığınakları hedefte. Bu Pençe Kartal 2 operasyonu başladı. Şu anda devam ediyor. Ve bunun manası, bunun amacı teröristlerin barınaklarını, sığınaklarını baştan yıktık. Yeni baştan bir takım yerlerde toparlanmaya çalışan teröristleri de oradan etkisiz hale getirmek suretiyle bölgenin güvenliğini sağlamak. Pençe Kartal 2 operasyonunda hedef Gara bölgesini kontrol altına almak. Harekat F-16'lar ve taarruz helikopteri ataklarla destekleniyor. Komandolar tamamı dağlar ve yüksek tepelerle çevrili arazide adım adım ilerliyor. Çarpışma göğüs göğüse. Gara bölgesi şu anda tutunabildikleri en son nokta. Şöyle söyleyeyim size, tabir yanlış olmaz. Gara, Kandil'in son kapısı. Bu şunun işareti, bu tip operasyon Kandil yapılacak olan, çünkü Kandil'in de Türkiye ile bağlantısı yok. Evet. Kandil yapılacak operasyonun da küçük bir provası. Olası saldırılara karşı savaş uçakları ve helikopterler devrede. Örgütün saldırı gruplarını etkisiz hale getirmek için de belirlenen hedeflere F-16'lar tarafından nokta atışlar yapılıyor. Etkili hava saldırıları sonrası Kobra ve Atak helikopterleri devreye girerek sahada ilerlemeye çalışan komandolara alan açıyor. Artık stratejik hedef Pençe darbesiyle Irak'ta terör denklemini değiştirmek. Gara'nın bir özelliği var. Türk sınırına direkt bağlantısı olmadan benim bildiğim bugüne kadar yapılmış en derinlikteki harekat. Bu kadar derinlikteki bir alana 2.55'te bir harekat icra etmek dünyanın en zor işi. Aslında Türkiye Hakurk bölgesinde 1996 yılından beri var. Ancak askeri üsler değişen şartlara uygun halde değildi. Pençe, Kaplan ve Kartal harekatlarıyla artık Türkiye bölgedeki üslere yenilerini eklemeye başladı. Gara hattı, 6 dağ ve 7 farklı tepenin bölgede kesişmesi nedeniyle stratejik önemde. Dünyanın en zor harekatı. Buraya özel birliklerimiz, yani özel kuvvetler ve diğer birliklerin indiği söyleniyor. Ve ilginç olan tarafı da şu, kuzeyden değil, güneyden gelerek indikleri söyleniyor. Nasıl yani? O niye? Şaşırtmışlar. Bölgeye Türkiye'den askeri birlikler intikal ediyor. Aynı zamanda Hakurk ve çevresindeki yeni üslerden Mehmetçik de faaliyette. 7 noktadan bölgeye girmiş durumda. Yüzlerce terörist bölgede olabilir. Bu mücadele ülkemizin bekası açısından mutlaka verilmesi gerekiyor. Ve kahraman ordumuz burada destan yazıyor. Hani fiziksel olarak bağını koparmış oluyorsunuz ve aslında zaten Kandil bölgesi biliyorsunuz gene Sayın Hulusi Akar'ın yaptığı açıklamada yani artık bu Kandil miti bitecek. Kandil rüyası örgütün bitecek. Barzani liderliğindeki bölgesel Kürt yönetimi PKK ile ayrıştırılmış durumda. Bölge çevrelendi. Bölgedeki 5 tane kritik noktadan ikisi Boğaz, yani geçiş yolu. Gara'yı Sincar'a açan bölge burada. PKK'lıların Gara hattından kaçışı engellenmeye çalışılıyor. Bir nevi Kandil ve Sincar'ın alternatifi konumundaki Gara'nın kontrolü önemli. Gara bölgesi hem Kandil'in kontrol edilmesi hem de Sincar'ın kontrol edilmesi açısından son derece stratejik bir önemde yer ve çok zorlu bir yer. Gerçekten coğrafi açıdan. İnanılmaz coğrafi açıdan son derece zorlu bir yer. Fakat sizin de belirttiğiniz gibi Türkiye'nin kazanmış olduğu savunma sanayi teknolojileri artık bu bölge, sadece bu bölgelerde de değil, dünyanın her yerinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ordumuzun harekat yapabilme kapasitesini benim hesaplamam 15 kat arttırmış. Terör örgütü bölgeyi yıllardır kullanıyor. Yaklaşık bir ay içinde bölgenin temizlenmesi bekleniyor. Gara kontrol altına alınırsa Sincar ve Kandil arasındaki hat kapanacak. Artık Irak'ta hedefler Sincar ve Kandil olacak. Sincar'a bir operasyon düzenlenir mi sorusunu bizden bir de... Bir gece ansızın bekliyoruz hala. Yani, bu operasyon mu? Bu işte bunun ileri üstlenme bölgesi aslında ya da ileri nasıl diyelim bir önceki safhası diyelim. Buraları kontrol altına aldığınız zaman
O zaman hem Sincan'la Kandil'in arasını kesmiş oluyorsunuz, yani ikiye ayırmış oluyorsunuz, hem de burada bir stratejik durum üstünlüğü yakalamış oluyorsunuz. Sincar ikinci Kandil konumunda. Stratejik bir öneme sahip olan Sincar, Türkiye sınırındaki Nusaybin'e 90 kilometre, Silopi'ye 100 kilometre mesafede, Türkiye-Irak sınırının kesiştiği stratejik bir noktada. Aynı zamanda Bağdat ve Şam'a giden yolun kavşak noktasında. Eskisi gibi işte 25-30 bin askerin katılımıyla adeta bir süpürme şeklinde bir harekat icra edilmiyor. Artık burada havadan hedef tespit, takip ve bilgi aktarım sistemleri dediğimiz, içinde SİHA, İHA, yine teknik takip ve bir takım silahlı kuvvetlerimizin elinde olan gözetleme sistemleri, uydular dahil kullanılarak artık teröristlerin noktasal yerleri belirleniyor ve buralara yönelik noktasal operasyonlar. Türkiye'nin elinde yeni bir teknoloji var. O da nasıl diyelim, zeminin altındaki toprağın yoğunluk farkını ölçerek şeyin altındaki, yer altındaki sığınakları ve mağaraları Türk Silahlı Kuvvetleri tespit edebiliyor. Bu sayede noktasal operasyonlarla bu süpürülüyor. Sincar, İran sınırından başlayıp Irak ve Suriye'nin kuzeyinden devam ederek oluşturulmaya çalışılan PKK koridoru için kilit bir konumda. Aynı koridor üzerinden gerek İran gerekse Irak kaynaklı enerji nakil hatlarının Türkiye'yi bypass ederek Akdeniz'e ulaşması konusunda öne çıkan bir özelliğe ve öneme sahip. Türkmen nüfusa sahip Tel Afer'in hemen batısında bulunması Türkiye'nin Türkmeneli bölgesine ulaşmasını engelleyebilecek nitelikte. Sincar ayrıca Habur'a alternatif olarak açılması planlanan ikinci bir köprü olan Ovaköy sınır kapısının Musul'a bağlantısını engelleyebilecek durumda. Uzun vadede Türkiye'nin merkezi Irak hükümetiyle de irtibatını engelleyebilir. Ve en önemlisi Kandil. Kandil PKK'nın yaşam kaynağı. Aslında Gara operasyonundan sonra Kandil operasyonu bekleniyor. Gara operasyonu Kandil için son durak olabilir. Bu Gara bölgesinde kalmayacak. Onu da size söyleyelim. Nereye yani, gidecek? Çok nereye evlenecek? Tabii burada... Bu operasyonun sonu ne olacak? Bu neticede Sincar, Kandil ve Mahbur alanındaki bütün teröristler temizlenecek şekilde bu alan, yani pençe operasyonları biraz daha güneye ama böyle kademe kademe inerek bu alan tamamen temizlenmiş olacak ve bu sayede Türkiye'nin stratejik güvenliği yakın ve orta vadede stratejik güvenliği garanti altına almış olacak. Kandil Dağı yaklaşık 3500 metre yükseklikte, İran'la Irak sınırları içerisinde yer alan sarp kayalara, derin vadilere sahip bir bölge. Üstelik Türkiye'deki terörün kaynağı PKK'nın ana karargahı. PKK açısından hem temsil hem de psikolojik açıdan bir sembol. Aynı zamanda ana askeri karargah. Artık yamaçlarında Türk askeri adım adım Kandil'e doğru ilerliyor. Yani Gara sonrası PKK'nın Irak'tan atılması için iki hedef var. Sincar ve Kandil. Sonrasındaki hedefse Suriye'deki PKK-YPG örgütlenmesi olacak. Özetle artık terörle sınır dışında mücadele dönemi. Uçaklar, SİHA'lar, helikopterler gökyüzünde. Mehmetçik ise sahada.